Film Duran'ın ilk bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için bir Netflix filmi olan En Soğuk Düşman adlı filmi inceledik. Dilerseniz izlemeye geçelim. Filmin oyuncu kadrosunda Game of Thrones'tan tanıdığımız Nicolai Coster-Waldau, Charles Dance ve Black Mirror dizisinden tanıdığımız Joe Cole gibi isimler bulunmakta. Senaryosunu filmin ana karakteri Aynor McKillis'in anılarını hikayeleştirdiği aynı isimli kitaptan uyarlayarak Nicolai Coster-Waldau ile Joe Derrick'in birlikte yazdıkları ve yönetmen koltuğunda da Peter Frampton'ın oturduğu En Soğuk Düşman. Grönland'ın keşfini kanıtlamak için çıkılan ve sonrasında bir hayatta kalma mücadelesine dönen yolun anlatıldığı, kar, buz ve kutup ayılarıyla girişilen bir harbin, gözleri yaşartan bir romantizme taçlandırılarak sonlandırıldığı bir drama olarak geliyor karşımıza. Dilerseniz görüntü yönetmeni Torben Forsberg'in İzlanda ve Grönland'da minimum ölçüde işlekten teknolojisine başvurarak çektiği bu Netflix filmini daha yakından inceleyelim. Noel Erfesi 1909, Kuzeydoğu, Grönland. Yaklaşık 4 yıllık yolculuk pek beklenildiği biçimde sürmese de ilk Danimarka seferinin erzaklarını tüketmelerinin ardından iki adamıyla birlikte donarak ölmüş olan lider Milius Eriksen'e ait olan bir günlük ile üzerinde bir höyüğün işaretlendiği bilinmeyen topraklara ait bir harita artık ellerindedir. A diary from one of the men. And a map that apparently shows the location of the cairn. Bu harita, Mikkelsen'ın varış noktasına dair temel rehber ve işaret fişeğidir. Milius Eriksen left his final records of the unknown land. İşte o sebeple de mürettebatını Alabama isimli gemide bırakacak olan Mikkelsen hedefinde, Milius Eriksen ve ekibinin yarım bırakmak zorunda kaldıkları Grönland'ın keşfi işini tamamlamak gayesiyle söz konusu topraklara ulaşmak vardır. Bunun için de kendisiyle gelebilecek olan bir gönüllüye ihtiyacı bulunmaktadır. Ki o da Armstrong, Holm, Poulsen ve Loeb gibi diğerleri isteksiz davranınca mürettebatın en genç ve deneyimsiz üyesi Ivor Iverson olur. The motor won't be needed. I'd like to come with you, if you'd allow me. I'm good with the rifle and I'm learning how to drive the dogs. Birinci gün, Mart 1910. Yapılan hesaplamalara göre Ağustos ayında geri dönmeleri planlanan Mikkelsen ile Iverson iki kızakla yola koyulurlar. Hey, 26. gün. Genç Iverson liderinden dinlediği, onun yakın dostu da olan Milius Eriksen'in hüsranla sonuçlanan keşif için yola koyuluş hikayesini öğrenir. Ertesi sabah Iverson'ın kızağı devrilir. Böylelikle de bu kazada gıda dahil malzemelerinin bir kısmı ile Iverson'ın kızağının lider köpeği Bjorn'u kaybederler. (Gülüyor) 48. gün. Buz tabakalarından çıkmışlar ve Iverson kaptandan bu zorlu seferin gerçek nedenini öğrenmiştir. Alone in this place. Danimarka hükümetince görevlendirilen Mikkelsen'in hedefinde ne mi bulunmaktadır? At least tomorrow will be off the ice cap. Elbette ki Amerikalıların bir boğazla iki parçaya ayrıldığını ve o yüzden de üstte kalan kısmın kendi topraklarına katılması hususunda hak iddia ettikleri ama ortada herhangi bir kanıtın bulunmadığı Grönland'ı yerinde görüp bunu belgeleriyle tüm dünyaya rapor etmektir. Çok geçmeden kar ve buz üzerindeki seyahat yeniden başlar. 84. gün. Hem erzak bitmiş hem de tek kızağı düşürmüş. Fakat Milius Eriksen'in haritada işaret ettiği höyüye de ulaşılmış. Üstelik de aynı Milius Eriksen'in bıraktığı notlar sayesinde bugün Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland'ın Amerikalıların iddialarının aksine tek parçadan ibaret bir ada olduğu da anlaşılmıştır.
Geride sizlere son derece meşakkatli bir geri dönüş öyküsünün gözlerinle serileceği, Mikkelsen'ın kısmen kabus dolu hayallerini süsleyen Noah Holm'un da başta bizzat Mikkelsen'ın kendisi olmak üzere herkesi şok edecek şekilde sahne alacağı sürpriz bir finale sahip olan 64 dakikalık bir bölüm daha bekliyor olacak. Bitirmeden, kutup ayısı saldırısı sahnelerinde gerçekten de bir ayı kullanmak isteyen yönetmen Peter Filit'e rağmen, bunun CGI teknolojisinin sağladığı nimetler sayesinde ağır stilet judo şampiyonu bir dublör oyuncu kullanmak yoluyla gerçekleştirildiğini de bildirmek isterim. Bu haftaki bölümümüzün sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Gelecek hafta görüşmek üzere.